Evet. Login Neyi gerçekleştireceksek ASP:X. anlamadım. Login Tamam, ve neyi register ASP:X'i yapacağız. Login'de standart bir giriş işlemi tasarımını yapacağım. Bir table ekleyeceğim. Insert table. E-mail, şifre, buton 3 tane. Altta ve üstte de 2 tane satır. 5 satır olsun. 5 satır. 3 tane sütun. Tam istediğim şeyi araya almak istiyorum, o login kutucuğunu. Login işlemini araya alacağım. Yani tam şurada. Ne yapıyoruz değil mi hocam? Beş satır da sütun fazla olacak. Sütunu dört yap. Beş satır, dört sütun. Bunu yapmamın nedeni, şurada isim yazacak, burada kontrol olacak. Nedir? E-mail. Ondan önce bir boyut vereyim. Bakın kayıyor. Şuraya geldim. Bir yüzde vereceğim. Ortadaki kısmın sağ ve sol 30'ar olsun. %30. Genişliğinde kayma olmasın. Sağa da yaptık. Orta kısımda sabit kaldı. Şu sağ ve sol kısımlara yüzde değer verdim. Çok önemli değil. Ben kaymasın diye yaptım. Bakın. Şunlar. E-mail ve şifreye göre giriş yaptıracağım. Onlar şey miydi? Görsel düzenlemeler çok önemli. Sadece şurayı biraz açtım, o kadar. Textbox bunlar. Şöyle bir görünüm var.
herhalde de hocam bir source kısmı. Text mod'dan password yaptık. Şimdi. Şimdi register'a geçiyorum. Burada da benzer bir yapı kuracağım. Login. Şu table kısmını komple kopyalıyorum. Diğer tarafta da aynısını kullanacağım. Beş tane textbox, iki tane de combo box olacak. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Yeni bir tasarım yapıyorum burada. Beş tane normal değer vardı. Sanıyorum. Beş, evet. İki tane de combo box olacak. Yani combo box, yani drop down list atıyorum. Şuna genişlik vereyim. Güzel olsun. Burası ad. Soyad. Kendime geçtim. Doğduğumda ne yapacağım ben? Şunları doldurmam gerekiyor. Şehir ve ilgi alan. Bunun için bir kontek. Şehir dal olmalı. Şehir dal neredeydi? Data layer. O zaman web access şehirlere getireceğiz. Biz listelemek istiyoruz. Nereye? DRP, şehirler data source, DRP, data text field. Orada şehir ad vardı. Data value field, şehir ID.
Data bind diyorum. Bunu da bir metot yapacağım. Void şeklini getir. Burada sadece metodu çağırmış oldum. State open burada. Açık. Sıkıntı yok. Diğerine bakalım. Bir de ilgi alanlar vardı. Orada mı program var acaba? Burada da şurada komandı biz bağlantı vermedik. Oluşturduk da atamadık. Bağlantı açılmış olsa bile bir işe yaramıyor. Orayı bakmışız. Connection'ı ekledim. Bu kadar. Aynı şekilde diğer class'a da bakacağım. Kullanıcı işlemleri. Çünkü kopyalamıştık. Şimdi o sorun olmayacaktır. Bütün SQL komandlara connection ekledim ikinci parametre olarak. Şehirleri de aynı. Dal tarafında yapıyorum. İçeride önlerine sıvı kutlarıyorsunuz sadece.
Select Value'ya eklemişiz ya. Hızlı yaparken. Data Value. DRP bir kon, draftlar mı? Şu. Şimdi sorun olmadı. Şehir vardı, orada da bir sıkıntı var mesela. Bir hata var. Başka yazılımı yapmasın. İşte Çin'iz yapıyorduk ya. Bir yaşam. O çok önemli değil mi? Şehir at, şehir. Liste gönderecek. Şehirleri getir. Gerçekte böyle bir veri var. Sorguda bir problem olmalı. Ha, şurada da şey yaptık, ben kapatmıştım o yüzden görelim, az önce denemek için. Tamam, onu hallettik. Ben şimdi hallettik, kaydedeceğim bunları. Buradan aldım, geriye göndereyim. Bunun için de kullanıcı ekleyi yapmıştık. Kullanıcı da kullanıcı ekle. Benden kullanıcı sınıfı istiyor. Dışarıdan hemen kullanıcı sınıfı oluşturup değerlerini vereceğim. New kullanıcı. ID'ye vermeyeceğimiz bir... Evet bak, bunda bir tane daha fazlalık var. Ben ID'yi veremem ki burada. Değil mi? Şu kısaltmıştım bir tanesini hatırlarsanız. Buna bir tane daha yaparız. Ya da şunu düzeltiriz. Şimdi bunu şöyle özetleyeyim. Bir değer okurken kullanacağımız var. Değer okurken benim ihtiyacım olan ID'yi de içinde değil mi? ID'yi de almam gerekiyor okurken. Ama veri eklerken ihtiyacım yok. O zaman ID'ye ihtiyacım yok burada. Ben giderim. Şurada bir tane daha overload oluşturur. Tabii şunları vereceğim için bunun kopyası sadece ID olmayacak. ID olmayan versiyon bu. TXT at, TXT soyad, kullanıcı adı, e-mail. Ve DRP'den bu şehirde DRP şehirlerden selected value. Bunu integer'a dönüştür. Çünkü bana string geliyor. Son olarak da bilgi alan. Ve buraya kullanıcı verdim de tamamdır. Bu bana bir integer dönmesi gerek. Onu da olarak tutarım. Eğer bulduysa ne istiyorum? Sıfırdan büyükse kayıt eklenmiştir. Örneğin bir kayıt eklendi diye döner bir değeri. Kayıt olduysa ben default asfx'e yönlendireceğim. Bu
Bunun için response redirect diye bir metodumuz var. Yönlendirmek istediğim şey ana dizinde default ASP'x. Tilde ana dizini temsil eder. Ana dizin burada projenin şurası. Mesela şunun içerisi ana dizin değildir. Bu account dizindir. Account ana dizindedir. Ama account'un içerisindeki login ASP'x account'un içerisindedir. Dedim ki eğer kayıt olma işlemi başarılıysa default ASP'x'e, yoksa response redirect bunu da kendi kendine yönlendirsin. Kaydolursa default'a gitmesi doğru değil. Bunu login'e göndermek. Login asıl. Kaydoldun artık gir. İşlemi başarılı ki login ASP'x'e yönlendi. Database'e bakalım. Bilgiler kaydoldu. Bakın ilgi alan ID 4 diyor. Şehir ID ise 1. İstanbul 1'di. Şimdi login yapacağız. Login'de de ben bilgilerimle giriş yapacağım veri tabanındaki bilgilere. Yoksa register'a gidecek, varsa default ASP gidecek. Şöyle. Tabii burada bir şey yapmadık. Kontrol. Mesela kullanıcıdan içerisinde benim bir kontrol yapmam lazım değil mi? Kullanıcıları getiri yaptık ama kullanıcı login işlemi için bir metot yapmadık. Public static boolean dönecek ya da integer dönsün. Çok basit bir yöntem yapacağız. Kullanıcı var mı? Yeah.
dışarıdan bir e-mail olur. Sanıyorum belliydi. Şifre 16 karakter. 15. Şimdi bunu sorguya tabi tutacağız. Select neyi getirsin? Count. Kullanıcı ID'lerini topla. Kaç tane kayıt varsa. From kullanıcılar. Ver dışarıdan gelen e-mail ID'si. İçerideki e-mail ID'de eşleşen ve şifresi de dışarıdan gelen şifreyle eşleşen kaydı. Kullanıcı ID'sini ID'leri topla. Burada bir tane varsa o kullanıcı vardır. Yani sıfırdan büyükse mantık bu şekilde. Mesela şurada deneyebiliriz. Yani bu kullanıcı var. Değiştireyim şifreyi. Hatalı olacak. 0. Tamamdır. Adı neydi? Buydu. Buna CMD Parameters Admin veriyor. E-mail. Dışarıdan parametreleri de gönderdim. Bu bana sonuç olarak bir sıfır gibi bir değer gönderecek. Bundan sonrası basit artık. Buraya basıp o sonuca göre işlem yapacağım. Mesela kullanıcı dal. Tekle bunu. Kullanıcı var mı? Txt. Bana bir sıfır gibi bir şey gönderecek. Sonuç. Eğer sonuç sıfırdan büyükse işlem doğrudur. Ne yaparım? Response redirect default ASPX. Response redirect, birazdan gene göstereceğim. Yok, default'a mı işlem? Hadi, default'a mı neden? Giriş yaptıktan sonra kayıt ola gitmez. Login'e de gitmez. Ana sayfaya göndermek lazım. Default ASPX, ASP.NET'te varsayılan olarak ana sayfadır. Yani genel olarak bütün uygulamalarda böyle kullanılır. Default ya da index ASPX. Index PHP vesaire. Eğer İşlem başarısızsa bu kullanıcı yoktur. Register ASPX'e git. Yani kullanıcı bilgisi kayıtlı değilse yoktur. Şimdi hatalı bilgi gireceğim. Register. Register ana dizinde değildi tabii ki. Akkord'da bu nedenle hata vardı.
Ben de girdim. Bakın kaydola gitti. Şimdi dedim ki doğru bilgi. Doğru bilgi. Yani yanlış girdim ben. Eksi niye var burada? Hatalıyı göstermek için. Ha. Şimdi başlayabiliriz. Her halükarda hatalı kalınca. Şu doğru mu? İşte sonuç. Yok. Şey doğru da yazdırdım diye. Bakalım size nasıl sonuç dönecek. Merak ettim orayı. Bekledim başta. Şuraya breakpoint koydum. Bekliyorum. Doğru mu? Normal bir sorguyu yapıyorum. Hemen gözden kaçan ufak bir şey var orada. Yine vermem gerekiyor çünkü parametreyi yaptım yukarıda. Şu kısımda. Solda aynı aslında. Hatta olacak sınırı da olmaz.
şu an bunu yapması normal. Execute dan koyabiliyorum. Az önce prosedürdü ama execute bize tek bir kayıt dönmesi gerekiyor. Bunu sağlayan neydi? Scala değil mi? Yani bu kayıt dönemiyor ki. O yüzden bunu integer'a dönüştür. Giriş yaptım. Bu sefer de buraya geldi. Default asimetrik. Sadece execute dan query yapmışım. Yanlış. O yüzden. Normalde execute dan query neden kullanılır? Delete, update ve insert işlemlerinde. Select'te o kullanılmaz. Execute scaler çünkü geriye değer gönderecek bu. Execute scaler tek bir sütun almak için kullanılır. Execute Raider bir liste akışı almak için kullanılır gibi. Bu kadar. Bunun şeyle ilgisi yok. Yani şunu kapatıp aynı şekilde burayı aç. Fark etmeyecek. Prosedür kullanabiliriz yani. Sadece scaler'ı kullandık. O yüzden hata oldu. Hatalı bir bilgiydim. Registra. Doğrusunu diyorum. Gene defaulting gitti. Bu da prosedür